Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi onlar kan değil. Dinleyeceksin arkadaş. Ve tarihler 25 Haziran 2019'u gösteriyor. Salı günündeyiz artık. Yine ana haberle bu kez ayakta sizlerle birlikteyim. Hedef Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haberlerle sizlerle birlikteyiz. Yerel gündem bugün çok fazla yoğundu. Aslında ulusal gündem de bugün çok fazla yoğundu. Ne vardı? Grup toplantıları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantılarında İstanbul seçimini değerlendirdi. Durmak yok, yola devam dedi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu bu demokrasi zaferidir dedi. Bunları da hatırlatayım ama birçok gencimizin beklediği bir yasa vardı. Askerliğin 6 aya düşürülmesi. Onlara da müjdeyi ben buradan vereyim. Askerlik artık 6 aya düştü. Bazı hata şeyleri var, maddeleri var. Onları da yarın ana haberimizde uzun uzuna anlatacağız. Ama bugün yerel gündem oldukça yoğundu. Sayın Tavlı, Troya Müzesi ödülü taşlandırılır dedi. 500 yıllık tarihi ve ev sahipliği yapan Doğu ve Batı Çanakkale'de buluşturarak Troya ve Çanakkale'yi dünyaya tanıtan dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden biri olan Troya Müzesi, Avrupa Konseyi desteğiyle faaliyet gösteren EMF tarafından her sene kamusal kalitesi yüksek olan değerlerde müzelere verilen EMYA 2020 yılı ödülüne aday gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Vakıfları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce uygun görülen adaylık süreci başladı. Troya Müzesi'nin Yılın Müzesi Ödülü adaylığı başvurusu hakkında bilgilendirme toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Troya Müzesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Abdullah Köklü, Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Orman Bölge Müdürü Refik Uysal, Ulusoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Çağman Esirgemez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu, Troya Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Rüstem Aslan, turizmciler Mustafa Kansu ve Kemal Pazarbaşı ve müze personeli katıldı. Vali Tavlı Yılın Müzesi Ödülü adaylığı başvurusu hakkında müze müdürü Ali Atmaca ve proje müellifi Yüksek Mimar Ömer Selçuk Baz'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Avrupa Konseyi himayesinde Avrupa Müze Ödülü Çanakkale'ye ve Troya Müzesi'ne çok yakışacağını dile getiren Vali Tavlı, Troya Müzesi'nin Avrupa Yılın Müzesi ödülünü alması için hep beraber çalışarak bu ödülü Çanakkale'ye getirmeliyiz. Troya Müzesi'ni taşlandırmalıyız dedi. İşte dediğim gibi inşallah o ödülü Çanakkale'ye getireceğiz. Troya Müzesi'ni gidip görenler var mı? Görmeyenler varsa mutlak görsün. Gerçekten muhteşem bir yapıt, muhteşem eserler var. Çanakkale tarihini, milattan öncesi, milattan sonrası Troya döneminin birçok eserleri orada yer alıyor. Gidip görmeyenler varsa da gitsin görsün diyorum ve Çanakkale'nin incisi bir ilçeye gidiyorum. Lapseki. Bugün Lapseki Belediye Başkanı Sayın Eyüp Yılmaz'la birlikteydik. Özel bir haberimiz oldu. Ama o özel haberin içerisinde bir konu çok önemliydi. Biliyorsunuz Lapseki bölgesi hem köprüden dolayı değer kazandı hem de yeraltı madenlerinden dolayı da çok değer görüyor. İşte yeni bir madencilik işletmesi açılmaya çalışılıyor da EMSA diye Esan diyerekten. Esan'la ilgili görüşlerini sorduk Başkan Yılmaz'a. Başkan Yılmaz da ikinci bir tesis Lapseki için risk dedi. Bizim barajı tehdit ediyor açıkçası. Bundan dolayı kendilerine durumu anlattım. Geçen geldiler buraya oturttum. Kendilerine anlattım durumu. Yani sizin bu konuyla ilgili çalışmalarınıza saygı gösteriyoruz. Yerin altındaki kaynakların Türkiye ekonomisine katkısının olmasını canı gönülden istiyoruz. Evet.
TÜMAD madenciliğin yaptığı gibi sonuna kadar da destekledik. Bunlarla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Ama bu bölgede içme suları ile ilgili bir tane bizim Lapseki'nin, Çardağ'ın, köylerin bir tane barajımız var. Bu barajı en küçük bir şekilde tehdit edecek bir şey bizi huzursuz eder, vatandaşı rahatsız eder ki o konuşuluyor. Bunun için siz buna göre tedbirlerinizi alın. Yani bununla bizim barajla ilgili bize sıkıntı yaşayacak olursanız sonuna kadar karşınızdayız diye kendilerine söyledim. Bu bizim için çok önemli çünkü baraj üzerinde yerleşim yeri yok. Böyle bir baraj yok mesela. Ama aynen az önce sizin de söylediğiniz gibi burada yapılacak bir tesis bizi çok huzursuz eder, rahatsız eder. Bunun karşısında olduğumuzu özellikle kendilerine belirttik. Onlar bir şekilde TÜMAD'la anlaşacaklar. Bunlar kalmasın şeyin altında. Ben ona bir şey demiyorum. Ama evet, Lapseki için gerçekten büyük risk olacağını söyledi Başkan Eyüp Yılmaz. Özellikle de biliyorsunuz 1915 Çanakkale Köprüsü iki ayak açıklığının en uzun mesafesi olan dünyadaki tek köprü. Onunla ilgili de özel haberimizi yarın sizlerle ana haberde paylaşacağım. Geçtiğimiz Perşembe birçok gencimiz mezun oldu ama o mezun olan öğrenciler içerisinde 19 farklı ülkeden 70 öğrenci de vardı. Uluslararası öğrenci sayısını her geçen gün arttırmayı hedefleyen üniversitenin 2018-2019 akademik yılında mezun olan yaklaşık 7 bin öğrenci arasında 70 uluslararası öğrenci bulunuyor. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi Yunanistan uyruklu Rasiye Makara 3.62 ortalama ile bölüm üçüncüsü olduğu gibi uluslararası öğrenciler arasında en yüksek not ortalaması ile birinci olarak üniversiteden mezun oldu. Diploması ve onur belgesini Rektör Profesör Doktor Sedat Murat ve Çanakkale Vali Vekili Celil Ateşoğlu tarafından tevhid edilen Resiye Makaro ailesiyle törene katıldı. Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü'nde yapılan açıklamada 2018-2019 akademik yılında 63 farklı ülkeden 1587 uluslararası öğrencinin eğitim öğretim gördüğü üniversiteden bahar dönemi final sınavı sonuçları itibariyle 19 farklı ülkeden 70 öğrencinin mezun olduğu belirtildi. Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doçent Doktor Aşkın Koyuncu, çömü olarak yüksek öğretimde uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci sayısının arttırılmasına büyük önem verdiklerini aktardı ve mezun olan bütün öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Evet, şimdi Çanakkale Müsiat öncülüğünde gerçekleştirilen Çanakkale Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü İşkur Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan ve çömünün de desteği verdiği proje vardı. Engelleri zanaatımızla aşıyoruz. Çanakkale gerçekten engelliler için çok çok güzel işler yapılıyor. İşte onlardan bir tanesi de gümüş takı işletmeciliği meslek edindirme kurslarıydı ve kurslar çok iyi gidiyor. Arkadaşların çalıştığı. Hedefimiz neydi bu işe girerken? Soyunun özellikle simgeleyecek şeyler yapmak. Biz kazazeye ile yani Truva ile ilgili şeyleri de yapmaya başlayacağız. Ürünleri de yapmaya başlayacağız. Bu Çanakkale'nin tanıtımı için de bizim için bir şey olacak. Ayrıca biz satış yapmak gibi bir imkanımız yok. Sizin adınız, sizin üzerinizden satacağız. Girişimci kadınlar üzerinden satacağız. Bunların direkt satışını yap. Demin de sizle paylaştığımız şekilde bizim bundaki temel amacımız sürdürülebilir olması. Sürdürülebilir olması için de bunun satışı için ne yapılması gerektiğini Sayın Belediye Başkanlarımızla, Sayın Valimizle görüşerek standlarla ya da belirli tezgahlarla bunun satışını sağlayacağız ve sizin bundan pay almanız için mücadele edeceğiz. Biz müsiyat olarak buradaki tek amacımız size iş kazandırmak.
size emeğinizin karşılığını alabileceğiniz, evinize para götürebileceğiniz bir kazanç elde etmenizi sağladık. Zaten bundan zeyde kadar karınız olmayacak. Sizin bundan sonraki süreçte de şeylerinizi, ham maddelerinizi vereceğiz. Ve bu işin devam ettirilmesini sağlayacağız. Kısacası böyle açıkçası. Sizin sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa da demin tekrar dile getirdiğimiz gibi tezgahlardaki ürünlerle ilgili konuşacağız. Burada yapacaklarımızla ilgili konuşacağız. Şimdi burada görüyorum çok güzel ürünler yaptınız. Sayın Melek Hocam'la, Sayın Arzu Hocam'ın sayesinde size önderlik ettiler. Bunların belirli şekilde çoğalması için devam edeceğiz. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Biz de ev sahibi olarak sizleri burada ağırlamaktan gerçekten memnuniyet duyuyoruz. Şimdi ilk baştan Eyüp Beyler geldiğinde binamızda faaliyete geçmemişti. Hatta ilk faaliyete geçen bizim öğrencilerden önce siz oldunuz burada. Güzel bir program oldu. Yaklaşık 2 aylık bir süreçte. Daha sonra işte farklı programlarla devam edeceğiyle ilgili bir takım konuşmalar gerçekleştirdik bizler de. Yani eğitim fakültelerinin 3 tane temel amacı var. Bu amaçlardan bir tanesi eğitimle ilgili amaçlar, bir diğeri araştırmayla ilgili boyutu var. Üçüncü olarak da özellikle son dönemlerde daha fazla ön plana çıkan topluma hizmet diye bir boyutu daha, bir işlevi daha söz konusu. Yükseköğretim kurumlarının ve üzerinden eğitim fakültelerinin. Dolayısıyla topluma hizmet bağlamında buradaki programları da bizler de önemsiyoruz. Bizler de burada her türlü desteğe hazırız, hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Teşekkür etmemiz gereken çok insanlar var. Bunlardan bir tanesi Sayın Valimiz Orhan Tavlı. Bu işe önderlik etti. İkincisi Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Ferhat Bey. Halk Eğitim Müdürümüz Yasemin Hanım. Sayın eski rektörümüz Yücel Acerer ve rektör yardımcımız Ahmet Erdem Bey. Ve Salih Zeki genç hocamız hala ve Adil Bey devam etmekte. Bizim için bize çok yardımcı oldular. Önümüze açtılar. Hiçbir tıkanıklığın olmasına imkan vermediler. Özellikle ve özellikle en başta söylemem gerekiyor belki de İşkur Müdürümüz Ali Çalışkan Bey özveriyle hareket ederek her ikisinde de hızlı bir şekilde bu işin olumunu sağladı. İkinci projede de Sayın Yeni Dekanımız Sedat Murat Bey ile Sayın Dekan Yardım Dekanımız diye özür dilerim. Sayın Rektörümüz Sedat Murat Bey ile Sayın Rektör Yardımcımız Bünyamin Bacak Bey ile çok yardımcı oldular. Onlara da çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi müsiat olarak bizim amacımız istihdamı arttırmak. Bunun için de Çanakkale'de daha projelerimize devam etmek istiyoruz. Bu projenin maliyeti bizim için çok yüksek ama senede en azından bunun gibi bir proje, birkaç proje yapabilirsek istihdamı arttırmaya yönelik, Çanakkale'nin iş imkanlarını arttırmaya yönelik hedefimiz bu yönde. Hadi bir BİGA'ya uzanalım. BİGA Belediye Başkanı Bülent Erdoğan her zaman yaptığını yaptı. Bütün ekibini hafta başında topladı. Belirli ekiplerle yapılması gerekenleri konuştu ve istişare toplantıları gerçekleştirdi. BİGA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişare toplantısı yaptıklarını belirten BİGA Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, çalışma arkadaşlarımızdan yapılan denetimler hakkında bilgiler alarak vatandaşlarımızın huzur ve güveni için yaptıkları çalışmaları dinledik. Bir diğer toplantımız ise Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Düşüncelerini paylaştığımız ekiplerimizin görüş ve taleplerini dinledik. Daha temiz bir BİGA için ilçemize hep birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz dedi. Bir reklam arası ardından sizle beraberiz.
Ve son haberimiz. Spora önem veririz hepimiz biliyorsunuz ama Çanakkale'de de güzel bir durum var. 75 sporcu ve spor adayıyla elit sporcular bir araya gelmiş ve geleceğin şampiyonları Çanakkale'de başlamış. Kampımız Türkiye'de ilk defa bir özel Can Çelebi Akademi olarak düzenlenecek bir ilk bir kamp olma niteliğini taşıyor. 18 yaş arası handbola önceden oynamış olması şart değil. Handbola sevdası ya da spora sevgisi olan herkesi kampımıza davet edebileceğimiz, ağırlayabileceğimiz bir handbol kampı. Milli takım hocalarımızın iştirak ettiği, aynı zamanda atletizm antrenörü, mentor, İstanbul'dan gelen bir mentorumuz, Ankara'dan gelen diyetisyenimizle birlikte tam zamanlı çok profesyonel bir spor kampı, handbol şöleni yapacağız. Özellikle biz de Çanakkale'deki, Türkiye'de bir ilk olacak organizasyonu Çanakkale'de ilk defa yapıyoruz. Bunu Çanakkale'de olmasının nedeni imkansızlıkları başarıp bu ülkeye büyük gurur ve onur yaşatan bu toprakların evlatlarına biz de bir spor yoluyla, bir handbol kapısıyla bir imkan yaratmak, bir spor yoluyla sporun birleştirici yönünü kullanarak güzelliklerini anlatmaya çalışacağız. 1-7 Temmuz'da olacak bu kamp. Dardanos yerleşkesinde, şehir dışından gelen çocuklarımız Dardanos yerleşkesinde kalacak. Türkiye'nin 10 tane farklı şehrinden geliyor çocuklarımız. 4 tane de farklı ülkeden gelen sporcumuz var. Uluslararası bir handball kampı olacak. Çanakkale'deki çocuklarımız ise cançelebiakademi.com'dan başvurularını yapabilir. Orada iletişim bilgilerinden iletişime girebilir. Ya da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde bu konuyla ilgili biz böyle böyle bir kampa başvuru yapmak istiyoruz dediklerinde bilgi alabilirler. Biz kendilerini ağırlamaktan mutluluk ve onur duyarız. Yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Bugünlük ana haberin sonuna geldik. İçinize sevgi, hoşgörü, mutluluk olsun. Aldığınız bütün haberler çok güzel olsun. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın. Hayatımızı bilmeden yapamıyorum. Nazım Mustafa Kemal'in dediği gibi onlar...